sana geldim. Tamam. Herkes ne de yaptı orada? Gördüm dün. Ama gece gördük onu. Gece miydi? Çocuklara ulaşmak için başlattığım bir kampanyadan derneğe kadar ilerleyen bir dernek oluştuk. Normalde dernek olarak çocukların her türlü sağlık problemlerini, işte eğer yoksulsa ailelerine destek, çocukların gelişimine destek ve etkinlikler yapıyordum. Ben burada bir sürü meleğimi kaybettim. Buradaki her bir balon bir çocuğu temsil ediyor. Konuşamıyorum, özür dilerim. Bu balonları burada hayatını kaybeden çocukların adına, sadece burada değil Hatay'ın hemen hemen hepsini yapıyoruz.
Burada hayatını kaybeden çocukların anısına yapıyoruz. Keşke ellerine verebilseydik. Çok isterdim ellerine verebilmek bu dolu alanları ama ne yazık ki kaybettik çocuklarımızı. Sadece burada değil, burası bir anaokuldu. Burada çok fazla çocuk vardı. Tabii okuldan dolayı değil, apartmanda çok fazla çocuk vardı. Bu yüzden bu balon etkinliğini başlattım ve hemen hemen elimin değdiği her yeri, çocuk yaşayan her yeri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım da. Evet, önce Adana'daydım ben ilk depremde. Oradaki arama kurtarmadaydım. Burada da arama kurtarma çalışmalarında faaliyet gösterdim. Elime her bir çocuk, ne yazık ki cesedi geldiği zaman içimden parça koptu benim. Herhalde bir yaşım, böyle bir 20 yaş kadar yaşlanmışımdır ben bu birkaç günde. Bu acının tarifi yok. Anne babalarının zaten acısını ölçmek mümkün değil. Şu an herkesin psikolojisi çok kötü durumda. Ben de biliyorum. Herkes daha normalmiş gibi davranıyor ama acı gün geçtikçe daha fazlalaşıyor. Burada içinden terlikler çıkıyor, küçük çocukların oyuncakları çıkıyor. Onların her birini böyle öpüp koklayasım geliyor. Yani çocuklar benim için bambaşka bir şey. Yani benim hayatımı artık çocuklara adamışım zaten. Ve bu acı anlatılacak gibi bir şey değil.